Merhaba sevgili Genç Yatı takipçileri. Bu hafta da 24 Kare programı ile karşınızdayız. Bu hafta Wes Anderson'ın Moonrise Kingdom yani Yükselen Ay Krallığı filmini konuşacağız. Bu filmde yetim olan Sam adındaki bir çocuk ve işte aile ilişkileri sorunlu olan Suzy'nin bir şekilde bir araya gelmeleri ve aralarındaki ilişkileri anlatan bir film. 2012 yapımlı bir film ama 60'larda geçiyor film. Film zaten Wes Anderson'ın işte gerek çekim teknikleri, gerek işte renkleri kullandığı ve gerekse her sahneyi bir tablo gibi aslında bir tablo yapıyormuş gibi göstermesinden çok estetik açıdan da bizi dolu dolu doyuran bir film olduğundan söz edebiliriz. Zehra, sen filme dair ne demek istersin? Düşüncelerin neler? Filme dair ne demek isterim? Filme dair muazzam demek isterim öncelikle. Zehra'nın favori filmi. Evet, favori filmim değil aslında ama Wes Anderson nedense böyle ya şimdi biz de uzun bir süre işte gerek 2. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı, Orta Doğu meseleleri vesaire daha ağır içeriklere sahip filmlerle, daha ağır temalara sahip filmlerle haşır neşir olduk. Programı o şekilde çektik. Şimdi ondan sonra bir Wes Anderson üzerine konuşalım deyince gerçekten bizim açımızdan da rahatlatıcı oldu. İzlerken sizin açınızdan da rahatlatıcı olacağını düşünüyoruz. Şimdi Wes Anderson aslında kendisi bu Moonrise Kingdom filmi 8. uzun metrajlı filmi ve artık gerçekten kendi yönetmenlik tercihinin tamamen oturduğu, kendi imzasının tamamen oturduğu bir film olduğunu söyleyebiliriz. İşte sabit kamera kullanımı, geniş açı kullanımı, pastel renkler ve işte bütün eleştirmenlerce Kubrick'ten aldığı söylendiği Kubrickvari simetri kompozisyon tercihi ya da onlar takıntısı diyor, Kubrick takıntısı diye adlandırıyorlar eleştirmenler. Bunların hepsinin harmanlandığı 8. uzun metrajlı filmi Moonrise Kingdom. Benim söylemek istediğim şey genel olarak bu filme de dahil olmak üzere Anderson'ın seyirciyle kurduğu ilişkide yani ortaya yarattığı filmde aslında bize seyirci olarak diğer yönetmenlerde de çok fazla göremediğimiz ayrı bir özgürlük alanı tanıdığını düşünüyorum ben. Yani şimdi özellikle bu geniş kadraj tekniğiyle birlikte ve simetriyle de birlikte tabii ki bizim bir sahneyi izlerken o senin de söylediğin gibi bir tabloya bakarcasına gördüğümüz şey, o geniş planda gördüğümüz şey aslında bizim o kadar seyirci olarak farklı bir ufukta durmamızı sağlıyor ve bu benim işte Anderson sineması açısından en izleyici olarak keyif aldığım noktalardan bir tanesi. Zaten bir ağır olarak filmdeki en küçük detaydan bütün renk paletlerine kadar her şeyi kendisi seçen bir yönetmen. Her ne kadar simetri takıntısı olsa bu kubikvari simetri takıntısı olsa da aslında kadrajın içi çok kalabalık. Sen de fark etmişsindir yani. Hı. Çok kalabalık çünkü neden çok kalabalık? Aslında Anderson filmlerinde bu koneksiyonel sinemadan getirilen şeyleri de biraz yıkarak insan merkezi, karakter merkezi sinemayı aslında reddediyor. Yani şey açısından çok açık. Özellikle mekan tercihleri ve kostüm tasarım tercihleriyle birlikte karakterle bu sinemanın yani yan unsuru olarak daha çok belirlenmiş alanlarını karakterle bir anlamıyla eşitliyor. Dolayısıyla bizim Anderson'ın karakterlerinde gördüğümüz karakterlerin iç dünyasında anlamaya çalıştığımız her anda gözümüze bir başka objeler çarpıyor. Ama bu objeler yani çarpıyor çok doğru bir tercih olmadı şu an sanırım. Çünkü bunu aslında gözümüze sokan bir tavrı da yok Anderson'ın. Biz seyirci olarak aynı konuda bulunuyoruz. Önümüzden geçen tablolar var. Ve bu tabloların içerisinde aslında kadrajın içerisinde çok kalabalık. Ve biz işte bireysel olarak mesela şey de yaparız ya ne bileyim odamızı kişiselleştiririz mesela. Belli bir tablo asarız ya da işte belli renk tercihlerimiz vardır insanlar olarak kıyafetlerimizde vesaire. Olabildiği kadar tabii.
Aslında Anderson da karakterlerini şey yaparken biraz bunu yapıyor ve bu tercihle birlikte bizim karakterlerin iç dünyasında belli başlı şeyler yapıyor. Mesela bu film açısından kız çocuğu olan karakterimiz, ismi neydi? Suzy. Suzy mesela şey kitaplarını, fiction kitaplarıyla Haşır neşir. Sürekli bir, evet, her yere pikabını götüren, işte küçük şey bir mini elbisesiyle ve işte uzun çoraplarıyla şey yapan ve mesela işte nasıl söyleyelim? Ya özel bir takım gereçleriyle bir sürekli dolaşan şey, kedi maması mesela. Kampa gidiyorlar, artık evden kaçıyorlar Sam'le birlikte ve çantasında ne var şeyine sorduğunda çantasından bir sürü kedi maması, 6 tane kitap ve pick-up ve tabii ki sürekli dinlediği, zaten Wes Anderson'ın bu müzik tercihleri de renk tercihlerine gibi oldukça kişisel tercihler yapıyor. Klasik müzik ağırlıklı kullanıyor filmde. Evet. Frances Hardy olması lazım kullandığı müziklerde. Kızın yani, kız çocuğunun tercih ettiği müzik, pick-up'ta çaldığı tercihler. Yani bunlar aslında çok hoş, naif karakter oluşumunda işte kostüm gibi, objeler gibi, renkler gibi şeyleri yan unsurlar olarak tutmayıp karakterin kendisine eşitleyen ve böylelikle aslında bize çok muazzam bir seyir zevki yaşatan filmler diyebiliriz. Ya ben şey konusunda sana katılıyorum. O simetri bir de, yani mesela filmin ilk 10 dakikasında falan böyle bir pimpon masası da bir pimpon topunun işte gidiş gelişini görüyoruz. Yani o bile simetrik gidip geliyor yani. Hani sandalye yamuk, ikisi de aynı derece yamuklukta duruyor falan. Artık böyle kafayı yiyorsun yani. Ben var ya hani filmde mesela onlara bakmaktan böyle kendimi alamıyorum. Hani acaba burada simetri şeyi olacak mı? Ve hepsinde var yani. Ve her sahne özel olarak hani gerçekten uğraşılarak yapılmış. Gerçekten bir tablo çizercesine özenilmiş olarak karşımızda duruyor. Ve gerçekten senin de söylediğin gibi hiçbir nesne öylesine orada değil yani. Hani o kadar kalabalığın içerisinde ama öylesine orada değil. De, öylesine oraya konulmamış. Hep bir anlam taşıyan, hep bir bütünlük içerisinde olan bir şekilde duruyor. Bununla beraber filmde belki biraz da şeye bakabiliriz. Hani toplamında işte Anderson'ın aslında anlattığı bu aile ilişkileri, çocukluk ilişkileri, işte çocukluktan yetişkinliğe geçiş ilişkileri vesaire gibi şeyler. Bunu da belki şuradan ele almak iyi olabilir. İşte feodal toplumdan kapitalist topluma geçişte işte değişen toplumsal ilişkilerle beraber aile ilişkileri de değişiyor. İşte kente göç eden aileler daha küçük yapılanmalara geçmeye başlıyor. İşte daha ufak aileler oluyor vesaire. Ya da işte tarlada çalışan çocuklar veya gençler artık işte fabrikalarda çalışan gençlere dönüşüyor gibi gibi bir sürü değişimden söz edebiliriz. Bu değişimler aile içi ilişkileri de oldukça etkileyen şeyler oluyor tabii ki ve çocukların büyüme sancıları belki de diyebileceğimiz şeyleri de etkileyen bir noktada duruyor. Bu değişimle beraber de şöyle tezler de ortaya çıkıyor aslında. Yani işte bir çocuk doğduğunda saftır, hiçbir şey bilmez. Daha sonra bir şeyler görür, bir şeyler öğrenir ve buraya dair bir karakteri oluşur ve bu karakteri yetişkinliğinde de aslında devam eder. Yani bütün her şey çocukken oluşmuştur bizim. Bütün karakterimiz çocukken oluşmuştur gibi şeyler ortaya çıkıyor. Bence filmde de buraya karşı bir duruş da var yani. Çünkü filmde mesela kim yetişkin, kim çocuk pek fazla anlayabildiğimiz bir durum da yok yani. Hani çocukların daha kararlı, daha net, daha kesin davrandığı, daha yetişkin, yani tırnak içinde yetişkin gibi davrandığı bir durum söz konusuyken işte yetişkinlerin de daha işte mesela güvenlik görevlisini düşünebiliriz. Daha ne yapacağını bilemeyen, daha işte böyle bir aklı karışık şekilde duran söyleyebiliriz belki. Bilmiyorum, bana biraz böyle bunu yansıttı yani. Bu toplam bu ilişkileri aslında biraz daha farklı bir biçimde ortaya koymuş gibi hissettim yani filmde. Ve bu da yani aslında bayağı güzel bir şeydi yani. Peki o şey var, klasik bir tabir vardır ya, büyümüş de küçülmüş deriz böyle çok akıllıca vesaire konuşan çocuklara. Şimdi mesela bu film açısından baktığında hani ben sonuçta bu toplumdan şey yapıyorum. O tabiri yakıştıramıyorum çocuklara. Yani çünkü o büyümüş de küçülmüş şeysi başka bir şey yani. Bu çocuklar gerçekten senin de bahsettiğin gibi şeylerden
artık işte yetişkin olmuş, ebeveyn olmuş kişilerden daha kararlı, daha akıllı, ne istediğini daha çok bilen ve ne istediği şey için harekete, eyleme geçer bireyler aslında. Ve o yüzden büyümüş de küçülmüş bile değiller yani. Hayatın içerisinde gerçekten böyle kendi hayatları için, hissettikleri için mücadele eden. Mesela şey de çok ilginç. Çocuğun bir izci olarak seçilmesi durumu, işte onların o doğa içerisinde hayatta kalmalarını sağlıyor. İşte mesela ileride oradan oraya gidiyorlar, avlanıyorlar vesaire, çadır kuruyorlar kendilerine. Oraya bir aslında doğanın içinde bir yaşam organizasyonu sağlıyorlar kendilerine ve aslında şey diye de düşündüm yani, aileleri bunları bulmasa bunlar birkaç ay burada yaşarlar herhalde diye. Vallahi yaşarlardı gerçekten. Yaşarlardı yani. Bunun haricinde mesela biraz da şey de söylemek gerekebilir belki Anderson sineması açısından. Şimdi bu şeyden bahsettik zaten yani, objeler ve mekanları kendisi birer karakter yani, karakterin bir şeyi olarak, o karakteri destekleyici öğeler olarak değil ve objeler ve mekanlar da bir karakter olarak filmin içinde bulunuyor. Yani şimdi bu tamamlayıcı unsur olarak bulunmuyorlarken bir yandan da aslında filmin içerisinde bizim o nasıl söyleyeyim, bir zamansallığı kırmamızı, o klasik yani mesela şeyden vazgeçtiğini söyleyemeyiz Anderson'ın. Klasik serim düğüm çözüm, olayların başladığı, hareketlendiği, yükseldiği, çelişkilerin arttığı çözüldü. Klasik olay örgüsüne bağlı bir yönetmen. Bütün filmler açısından sanırım böyle. Ama bunun yanı sıra filmin içerisinde bize o şey zamansallığıyla bir şeyin içerisinde böyle akıp götüren bir şey de yok. Bir serüven, bir modern masal sunuyor bize ama bunları yaparken sürekli olarak mesela araya giren gazete küpürleri. İşte çok sevdiği haritalar. Ya bir yandan da haritalar da bizim aslında izleyici olarak işimizi aşırı kolaylaştırıyor. Çünkü mesela birçok filminde gerçekliğe bir referansı var. Mesela Grand Budapest Otel'de bir Doğu Almanya, özür dilerim, Doğu Avrupa'da bir yerde olduğunu kestirebiliyoruz. Ya yani işte 2. Dünya Savaşı dönemi olduğunu, işte orada bir Nazi askerlerin olduğunu vesaire kestirebiliyoruz ama ülke Dubrovka şehri diye bir yer mesela otelin bulunduğu yer. Bu şey açısından da öyle mesela, haritalar ve mesela o araya giren hikaye anlatıcısı vesaire böyle izleyiciyle doğrudan şeyler, gazete küpürleri vesaire. Bunlarla o filmin içindeki serüvende küçük molalar verip aslında o zamanın şeyliğine bir yandan da kırıyor, akışı kırıyor. Bunu mesela şey olarak da bunları yani zamanını kırmaya çalışırken o büyük tabloların içerisinde mesela başta bahsettiğim seyirciye özgürlük alanı tanıdığını düşündüğüm yerde seyircilerin mekanını ve bir karakter olarak objeleri ve mekanı izlemesi açısından söylemiştim bunu. Bunu yapması mesela kırması da yol açıyor. Çünkü biz mesela bir sahnede zaten bütün karakterler açısından böyle daha donuk, duygularını ifade etmeyen, daha az konuşan ya da konuşuyorsa çok patavatsız konuşan karakterler seçtiğini hep söyleyebiliriz. Bu uzun donuk birbirleriyle olan ilişkileri yozlaşmış, yıpranmış karakterlerin uzun sahnelerini izlerken mesela böyle duruyor. Ve sen sahnenin bütün alanını inceleyebiliyorsun ve orada sana o zaman çok güzel bir şekilde yaşatıyor mesela. Ve bunun yanında tabii gerçekliğe ne kadar referans gösterse de aslında bir belirli bir zaman dilimi vermemesi. Yani mesela Moonrise Kingdom'da Amerika olduğunu sezebiliyoruz bir mekan olarak. Ama öyle bir mekanın kendisi yok. Öyle bir adı da yok. Zaman olarak da 70'ler 80'ler gibi bir zamandan bahsedebiliriz ama orası da kesin değil yani. Böyle bir evrensel anlatı, evrensel bir masal da olmasını sağlıyor. Böyle yani zaman ve mekan üzerinden böyle bir ne diyelim, orijinalliği var. Ve bu filmde de bunu çok iyi bir şekilde işlemiş yani. Evet, katılıyorum ben de sana ama filme dair benim şöyle küçük bir şeyim var. Yani sonu açısından aslında bir hoşnutsuzluğum var. Mesela bütün işte film boyunca belki de kötü karakter olarak işte ortaya konulan bu sosyal hizmetlerdeki müdür olan kadın karakter
İşte çocuğu sürekli bir sosyal hizmetlere çekme, oraya toplayıp alma şeyinde işte şok tedavisi uygulanması gerektiğini söylüyor çocuğa karşı. Ama filmin en sonunda işte şey oluyor, böyle bir anda işte ikna oluyor. İşte güvenlik görevlisi diyor ki ben bu çocuğu evlat edeceğim. Çok çabuk ikna oluyor ve çok çabuk apar topar bitiyor. Yani çok aceleci bir son gibi geldi bana ve bu da böyle bir şey oldu yani. Bütün hani film boyunca adım adım ilerleyen böyle işte o akışı bozmadan ilerliyor ama bir anda böyle pat hani bitiyor gibi bir şey hissettim ben. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ya ama şöyle düşün. Sonuçta yani az önce de söyledim ya Wes Anderson bir aslında masal anlatısı, hikaye anlatısı. Kendisi de zaten Salinger ve Zweig'den oldukça etkileniyor. Etkilendiğini de söylüyor. Bütün filmlerde de bunun etkisini de görmek mümkün. Yani mesela biz çocukken anlatıldığında şey diye sordun mu sen? Kurt gelmiş babaanneyi ve kırmızı başlıklı kızı avcı pardon gelmiş. Kurdun karnından çıkarmış. Neden çıkarmış, nasıl çıkartmış diye sormuyorduk aslında. Sadece bunun olduğuna mutlu oluyorduk ve masalı da iyilerin kazandığı bir şeyde. Masalların genel özelliği iyilerin kazanmasıdır. Bu film açısından da aynı şey yani. Orası zaten yönetmenin çok sorgulamasını istediğimiz bir yerde değil. Masal anlatıyor ve sonunda iyiler kazanıyor yani. O yüzden beni çok rahatsız etti. Beni biraz etti valla. Ama genel olarak yani gerçekten çok muazzam bir filmdi yani hani izlediğiniz her saniyede. Arkadaşlar açın izleyin 2 saat boyunca şöyle bir oh deyin ya oh deyin yani gözünüz gönlünüz doydu deyin yani. Gerçekten öyle estetik anlamda falan muazzam yani. Biz filmi çok beğendik. Son söylemek istediğin bir şey var mı Zehra eklemek istediğin? Son söylemek istediğim bir şey yok. Zamanın parçalanmasını ve böyle muazzam mekanlarda bir modern masal dinlemek istiyorsanız eğer bu filmi izleyin diyorum. Evet. Demin de söylediğim gibi biz filmi çok beğendik. Umarım siz de izlediğinizde beğenirsiniz. Bu programı da beğenirsiniz. Filmi ve programı izledikten sonra yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.